Arkadaşlar herkese merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kadir. Ben de Furkan. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Furkan'ın aracındayız bugün. Evet. Peugeot 206'dayız. O videolarda hep duydunuz ama evet. Garajdan hiç çıkmayan araba artık evet. Garajdan çıktı. Evet. Sonunda çıktı arkadaşlar. Evet. Şu an neredeyiz? Opet'teyiz. Şu an Opet'teyiz. Bugün ne yapacağız? Furkan'ın arabasının yağına bakacağız. Evet. Eğer değiştirmemiz gerekiyorsa değiştireceğiz. Aynen öyle. Eklememiz gerekiyorsa ekleme yapacağız. Ve arabayı yıkatacağız. Bakalım kurulamasını falan, yıkatmasını, yağ bakımını çekeriz zaten. Evet, mümkün olduğunca göstermeye çalışacağız evet. Size. Arkadaşlar iyi seyirler o zaman. İyi seyirler. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar, kaputumuzu açtık. Evet arkadaşlar, biraz bekleyin. Şimdi önce yağ kontrolü yapacağız. Tabii 5 dakika kadar bekledik. Patlama yapalım. Bayağı var mı? Görüyorsun yani. Normalde herkes evet. Biliyordur zaten iki çizginin arasında. Ustamız olur. Yorumlasın, var mı yeteri kadar? Yeteri kadar olduğuna şimdi bakacağız. Bakın ne girmiş. Biraz çok kirli motorun içi. Bence gayet yeterli. Bakın. Hazırsıyla aynen yeterli. Tamam. Ya ben en son işte 3 ay oldu değiştirdim. Ya da çok kirli durmuyor. Demek yani ki çok kaçırmamış ya. Bazen çünkü arabaya binenler şey diyor, bak arabanın içi yağ kokuyor, yağ kaçırıyor olabilir diye. Olabilir. Tamam o zaman, gerek kalmadı yağ değiştirmek. Bir son kez daha. Getir. Yok, sıkıntı yok. Tamam. Burada tamam, burayı kapatabilirsin. Evet arkadaşlar, yıkamaya geldiğimiz yer burası. Sıradayız. Sıradayız, bekliyoruz. Beklemeye devam. Arkadaşlar evet, sıra evet, bize geldi sıra sonuç. Geldi. Sonunda sonuçta önümüzdeki diyorum. Önümüzdeki Mercedes'in çıkmasını bekliyoruz zahmet ederse. Evet. Evet. Orada bir demir vardı Furkan, oraya kadar ilerleyeceksin sanırım. Evet. Heh, o demire geldi. Zaten. Aynen. Ve aracımızı kapatalım ve bu anın tadını çıkaralım hep birlikte. Aynen. Aynen. Ha bu arada arkadaşlar şeyi göstereyim size. Evet. Şöyle alayım. Ben çekeyim istiyorsan. Yok sıkıntı tamam. Yok. Arkadaşlar geçenki videoda MediaMarkt'tan aldığımız ürün bu. Bunu koltuğun şeyine bağlıyoruz. Başlığına bağlıyoruz. Öyle bir çekim yapmaya çalışıyoruz. En azından elimizi şey yapıyor. Tabii boşa işte, çıkartıyor. Büyük arkadaşlar büyük çok arkadaşlar, iyi değil mi? Arkadaşlar bağırmak zorundayız. Bu çok iyi gerçekten. Dış çekimde yapacaktık ama böyle daha zevkli olacağını düşündük. Aynen yıkama ve zaten dış çekimde kirli halini çektim ben evet. Size. Yıkama ve kurutma yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Vallahi gayet eğlenceli. Evet, yıkama bittikten sonra da arabanın dış çekimini tekrar yapacağız arkadaşlar. Evet, kurularken falan çekeceğiz. Şimdilik keselim arkadaşlar. Evet. Evet, bakalım aynamızı kıracak mı? Hep korktuğumuz şey. Her seferinde kıracak gibi oluyor ama kırıyor. Evet, evet. Çok güzel ya izlemesi. Şu huzur veriyor ya. Biz böyle niye hareket öyle? Ediyormuşuz gibi oluyor. Evet, evet. Ama aslında makine. Tamamen. Evet. Şey. Kurulamayı da gösteririm arkadaşlar. Oradan kendimiz camlarımızı sileriz. Ve bugün şanslıyız ki çok sıra yoktu. Normalde evet, evet. Çok kalabalık oluyor. Normalde çok kalabalık oluyor. Çünkü otoyıkamacıların fiyatları malum. Evet arkadaşlar. Yaşayan biri. Şimdi kesiyorum burada. Arkadaşlar kurulama da bu şekilde geliyor. Çok bir faydası yok ama yani bizim şu an detaylı bir kurulama yapamayacağımız için. İş görüyor yani. İş görüyor yani gerçekten. Çok detaylı yıkaması da yok aslında. Hiç çok, yoktan iyidir. Yani hiç ya yoktan iyidir. Olmaz. Kesinlikle. Fiyatı ne kadardı buranın? Biz 30 lira verdik 30 TL, değil mi? Evet. Yıkama artı kurutma. Yıkama artı kurutma 30 TL. Cilalı fiyatı da 35 TL. Aynen, o cilalıyı daha önce yaptırmıştık. Pek bir işe yaradığını yani düşünmüyoruz de. Yani. Şu cama kadar gelsin mi göstereyim. Bakın. Bu iki kere geçiyor. Damlalar nasıl yukarı doğru hareket ediyor. Evet şu an yani bence gayet iyi yani. Evet. Şu an hareket ediyor gibiyiz. Çok güzel. Evet. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar bence iş görür. Bir kere daha gelecek aynı şekilde. Bence gayet iyi. Karşıda da birinin arabası çekiliyor bu arada. Çok zor bir şey yaşayan. Evet. Güncel petrol fiyatlarını da görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar devam ederiz. Geçiyoruz. Camları hızlıca silelim. Sonra araç çekimlerimize devam edelim.
çok da bir şey yok aslında. Kurulamasını evet. Yaptırdık ama yani şunları biraz açarsak daha faydalı. Aç kardeşim. Araba senin araban. Hiç önemli değil. Biraz kırıyorum. Yardım edersen. Şu an neredeyiz? Yozgat Bulvarı'ndayız. Aynen. Şöyle gösterelim. Evet, arabayı kurulayıp yola devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başlattım kardeşim. Tamam. Bir şey dememe gerek yok zaten. Sen başlat. Yanıma gel. Kapıyı kapattım. 4K mı acaba? Arkadaşlar, araç çekimlerimize başlıyoruz şu an. Evet. Şimdi tekrardan bir gezme vakti. Şimdi bir gezme vakti. Arabamızı yıkattık, kuruladık. Aynen öyle. Furkan şoför koltuğunda bu sefer. Evet. Furkan, arabanı efendim, biraz anlatır mısın bize? Şimdi arabam şöyle, dışı sizi, dışı sizi, içi beni yakar. Evet. Yani dışarıdan böyle çok tatlı, ne renkli. Demek? Dışarıdan senin araban çok mu güzel yani? İşte İzmir, sen anlatacağım. Bunu mu dedik? Yok. Genç bir öğrenci olarak evet, düşün, evet, empati yap. Dışarıdan kesinlikle böyle masmavi, işte Peugeot 206 sportif bir araba gözüküyor. Evet. Ama emin olun onun altında yatan o kadar çok sorunlar oluyor ki. Kesinlikle. Çok baş ağrıtıyor. Ben bunu ilk videomda da söylemiştim zaten. Hani benim araba çok güzel ama, yani ben memnunum daha doğrusu. Ama çok baş ağrıtıyor, çok sorun çıkartıyor. Evet, evet. Allah'tan şey yokmuş mesela. Bugün mesela yağa baktık. Evet. Yani sanırım kaç bin kilometreydi? 7000 kilometre falan sürüş herhalde yaptın sen bu araçla, ya bu yağ ile. En fazla yani, 7000 olmuştur, öyle söyleyeyim. Ya evet, ya 5 veya 7000 diyelim. Normalde evet, bu yaştaki araçların yağ yakması lazım ama yağ yakma yok yani, bence maşallah var o konudan. Ya evet, ben de şaşırdım. Ben de bu kadar güzel bir sonuç beklemiyordum açıkçası. Evet. Bu arada 5000 kilometre boyunca hiç yağına, suyuna bakmadığın anlaşıldı. Evet. Yo, ben hep öyleydim yani, arabayla çok ilgili değildim maalesef, üzülerek söylüyorum. Aslında hani, ilgilenmek lazım. Benim yani mottom ne biliyor musun? Ya işte 3-4 ayda bir, işte kış gelmeden bir ustaya vereyim, yağın suyunu evet, değiştirsin, sonra benim başım ağrımaz. Evet evet. Bir de aslında öyle sürmemiz gerekiyor arabaları. Ya bir ama de biz, anladığımız işler değil ya çok. Ya evet evet. Ustası değiliz, şey değiliz. Ya sürekli mesela yağ değiştirsem, çok evhamlı biri olsam, ha yağ azalmış, biraz yağ koyayım, biraz yağ koyayım, o da iyi bir evet, şey değil. Tabii canım, ama en azından bak yağ eksikmemiş, bu gayet güzel evet, bir şey. Evet, o beni şu an çok mutlu etti. Şu an bu arada Yozgat Bulvarı'ndayız. Aynen, şurada burada Opet'te 70'i geçince ödül veriyorlar arkadaşlar, evet, yaşayan bilir. Yaşayan bilir kesin. İstersen dinleyelim o hikayeyi. O hikayeyi daha sonra dinleyelim. Evet, şimdi tadımız kaçmasın. Evet, tadımız kaçmasın. Şu an keyfimiz yerinde. Bu araç kaç bindeydi Furkan? Ben aldığımda 219 bindeydi. 219 bin. Şu an kaçta? 245. 245 binde. Yani 26 ne kilometre. Ne çok ne az. 245 bin. Ve alalı 3 ay oldu. 3 yıl oldu pardon. Ben 300 bine yaklaşınca çok diyorum. Yani bu bayağı gider yani. Ya böyle ya bu yaştaki arabaların, yani öyle vay efendim 200 bin altında olsun diye bir takıntılı olmamak lazım. Sonuçta 2000 model, 23 yaşında bir tabii araba. Tabii canım, ama denk gelirse ne güzel. Tabii denk gelirse, ama onun da öyle işte dolandırıcılığı oluyor ki, kilometre düşürme şu. Evet evet, o yüzden şey yapman lazım işte. Ya o da dışarıdan sorgulaman lazım. Evet, çok güzel gözüküyor. Aa diyorsun, 23 yıllık araba işte 150 bin kilometre, vay be diyorsun, alıyorsun. Halbuki yalan, alakası yok. Tabii ki. Evet, eğitim aracı. Kornaya basalım istiyorsan. Kornaya basalım, darlayalım biraz. Bu arada benim böyle bir anım olmuştu bak, yeri gelmişken anlatayım. Evet. Ben de bu arada burada sürücü eğitimimi almıştım. Aa. Yani buralar bu, hep şu an yani, bu insanların yaşadığının aynısını yaşadım, aynı yollarda. Evet, arkamızda şimdi bir maganda geliyor. Hoş geldin. Hoş geldin maganda. Evet arkadaşlar, numarasını isterseniz dağıtalım, etkilenirsin bütün kız arkadaşlar. Yani ne oluyor ki? Bak bugün bizim evin önünden de geçti. Ya bizim orası cadde ama yani böyle bir yol değil. O kadar yüksek sesle bağıra bağıra gitti ki. Gereksiz, rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. Her şeyin hiçbir bir sınırı yok, olmasa. Hiçbir şey yok. Ya çık otobana şehrin arası yola. Aç egzozunu. Kumandalı yaptırırsın, tamam mı? Ona o kadar karşı değilim. Aç egzozunu. Evet. Tertemiz. Yani ses mi dinliyorsun, şampiyon musun? Ne yapıyorsan yap yani. Ama şu an bize yani, bir kere başımız ağrıyor. Evet. Öyle arkadaşlar işte. Güzel oldu. Arabayı yıkadık. Tertemiz oldu. Ya aslında de iş temizlik yapsaydık güzel olurdu. Evet, tamam. Onun için pek vaktimiz yok yani şu an. Video atma aralığımız da kısalmaya başladı. Evet evet.
Ya daha çok video çekmek istiyoruz aslında. Evet, çünkü bunu yapmak çok hoşumuza gidiyor. Aynen. Hani sizden de bağımsız. Sohbeti. Seviyoruz ya bunu. Evet. Buranın trafiği de bir başka oluyor. Kesinlikle. Bu arada ben o anımı anlatayım. Yarım kaldı motorcu güzel kardeşim geçtiği için. Doğru, evet, sen anla. Ben de diyorum, düşünüyorum yani ne konuşuyoruz acaba. Ders alıyordum, direksiyon dersi. Bir de direksiyon dersimin ikinci ya da üçüncü günü. Yani çok yeniyim. Bu işte akan trafikte ben gidiyordum. Normal yolumda seyrediyorum. En sol şeride geçtim. Çünkü Göbek'ten U çekeceğim. En sol şeritte bekliyorum. Kırmızı yandı. Yeşil yandı. Ben de tabii doğal olarak yavaş kalktım biraz. Çünkü ikinci, üçüncü günüm. Arkadan bir araba hemen kornaya böyle abandı ama. Yani bir kere basıp bırakmadı. Sonra yanımda direksiyon hocam vardı. Dur Furkan dedi. Bekle dedi. Kendi camını açtı. O araba da yanımıza yanaştı. Benim hocam şey demişti. Senin dedi okuma yazman var mı? Adam dedi ki var. Sen dedi bu arabada ne yazdığını okuyamıyor musun dedi. Bak yazıyor ki eğitim aracı. Sürücü kursu. Yalnız çok iyi. Adam da şey dedi. Abi dedi kusura bakmayın ya dedi. Öyle şey yaptım. Ağzını yayın. Hemen şive de değişti zaten. Allah Allah. Özür diledi gitti. Yani eline ne geçiyor ki? Ben biliyorsun ben sürücü adayıyım. Eğitimdeyim. Ya bir de herhangi bir günü düşün. Arkandaki araba kornaya bastığında ne kadar hızlı kalkabilirsin? Ya evet evet. Öyle yani. Ya bende de şey olmuştu mesela. Çok hoşgörüyle karşılamışlardı. Ne olmuştu? Ben İstanbul'da aldım ehliyeti. O Kağıthane parkurunda. Yani nasıldı peki parkur? Ya bence kalabalıktı. İstanbul olduğu için kalabalıktı yani. Çok fazla ya tabii, iş araçları falan geçiyordu. Böyle kamyonlar vesaire geçiyordu. Her neyse konu o değil. Ben sınav günümdeyim. Yokuş kalkış yapacağım böyle. Evet. Hiçbir sıkıntım yok. Gerçekten çok şey panik falan da olmuyorum. Yokuş kalkış yapacağım. Önümdeki durdu. Ben yokuş kalkış yaptım, bitirdim. Ben sanıyorum ki önümdeki devam edecek. Ondan sonra ben de kalkıp devam edeceğim. Ben de biraz acele ettim tabii. Yokuş kalkış yaptım böyle. Ben ortada kaldım. Sol tarafta trafik akıyor. Allah ondan Allah. Sonra sol taraftaki gerçekten şu an yani ne marka ne model hiçbir şey hatırlamıyorum ama sol tarafındaki araçlar böyle durdu. Direkt durdular. Bana direkt yol verdiler yani. O kadar güzeldi ki, o kadar iyi hissetmiştim ki yani. Ne güzel. Yani sınav olduğunu da biliyorlar orada. Araca 4 kişi binmişsin. Kalabalıksın. Peki araca 4 kişi binmişsin dedin ya, oradan aklıma geldi. Araçtaki bu müfettişler nasıldı tavırları? Yani çok böyle sertler miydi yoksa yardımsever miydi? Ya bugün en iyi en sorumsuz sen sürdün demişlerdi bana, onu hatırlıyorum. Daha ne desin ya. Yani çok şey değillerdi ya. Ya ona da diyorlar ya işte o çok önemli, işte şanslı olursanız iyi insanlar mesela oluyor. Mesela ben bir tane video izledim, sözünü kesiyorum. Estağfurullah, kesebilirsin. Bir tane kesiyorum o zaman. Kes. Bir tane video izledim. Evet. Bir tane video izledim. Kadın böyle sürücü adayı sınava giriyor. Yanında da Milli Eğitim'den şey var. Sınavı yapacak müfettiş var işte. Ve kadın kaza yapıyor yani. Heyecanlanıyor, bir şey oluyor. Sonuçta yapabilir. Neden? Yanında, sürücü adayın yanında bulunan müfettişin ayağının altında debriyaj ve fren var. Evet. Bunu kullanması gerekiyor. Kadın kaza yaparken sadece müfettişin tek yaptığı şey yavaş git, yavaş git, kaza yapacaksın. Bu ne kadar doğru mesela? Hani orada mesela tabii ki hocası olsa, hocası otursa daha mantıklı değil mi? Bence de daha mantıklı aslında. En azından yani freni, debriyajı daha şey kullanabilir yani, daha seri kullanabilir. Bir de yanında orada alışık adam, olduğum biri. Tabii ki müfettiş yani sadece yani diyor ki yavaş ol, dur. Yani senin ayağının altında fren var, sen şey yap. Ya zaten onu yapmalarının sebebi şu aslında. Hocanla senin aranda gizli bir hani iletişim, bir taktik, alışveriş olmasın. Ben bazı videolar da izledim cidden mesela. Sinyal yerlerini hatırlatmak için. Tabii bir öksürüyor mesela. Aynen. Öksürüyor veya omzuna dokunuyor. Tabii onlar hep, ya bizde de kursta da söylediler öğretmenlerimiz. Ha tabii ona ihtiyacımız olmadı çok şükür de. Onu da ihtiyaç olduğunda söylüyorlar. Örneğin bu paralel parkta hocamız şey diyordu. Arkada işte ben tam o aynanızın görüş açısında olacağım. İşte ben yaparsam, elimi ağzıma götürsem anlayın ki biraz daha gel. Bence o bir de iyice kafa karıştırır aslında. O iyice kafa karıştırıyor. Aslında güzelce öğreneceksin. Sadece yani öğrendiğin şeyi uygulayacaksın yani. Yani aslında iyi niyet hocanın ama bence evet, çok, ama bazıları için de o çok gerekli olur. İyi gelir ona. Evet evet. Bazıları çünkü yol gösterilince daha iyi şeyler yapar.
sonuç olarak herkesin ehliyet alma olması lazım. Evet ama öyle gerçekten var. Gerçekten trafikte bazen öyle insanlara denk geliyoruz ki. Nasıl insanlara denk geliyorsun en çok? Mesela önümüze atlayanlar mı dersin? Yeşil ışık yandığında yola devam etmeyenler mi dersin? Tabii canım. Işık kavramı yok yani bizim hayatımızda. Evet yani kırmızı ışık yanarken geçenler mi dersin? Yani çok fazla garip insana denk geliyoruz yani. İlla ki sen de denk geliyorsun. Ya, maalesef öyle öyle doğru. Öyle yani arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ve öyle aslında mi? Bugün biz bunu planlamamıştık. Evet video çekeceğiz diye planlamamıştık. Çok doğaçlama gelişti. Ben direkt böyle Furkan aşağı in dediğinde, yani bizim genelde buluşmalarımız öyle oluyor. Evet. Aşağı in. Almaya geldim seni. Geliyorum falan tarzında. Ben yani, de arabaya gittim ve bu yeni aldığımız zımbırtıyı aldım. Bu arada şu şehir merkez tabelasına giriyorum. Tamam sen bilirsin. Bildiğimiz yerlerden döneriz. Evet, evet. Sözünü kestim de. Kusura bak. Yalnız bak arkadan şu an Fiat Egea öyle bir atladı ki arkaya. Çok tehlikeli hareketler. Benim aksentim biraz şeydir sıkıntı. Aynaları sıkıntı. Ne anlamda sıkıntı? Ne anlamda sıkıntı biliyor musun? Son taraf çok yakını gösteriyor. Böyle uzağı geniş açılı olarak göremiyorum. Çok yakını görüyorum. Onu ayarlayabilme imkanın olmuyor mu hiç? Ayarlıyorum. Hatta yani gereğinden fazla sol tarafa doğru. Buradan tekrar sağ yapıyorduk değil mi? Burada şehir merkezi evet. Ha, aynen. Buradan sağ yaparsan Keçiören tarafına çıkıyoruz. Evet. Oradan da Pursaklardan da dönebiliriz. Keçiören tarafına çıkalım. Şimdi senin videondan o tarafa gitmiştik. Pursaklar evet. Tarafından dönmüştüm. Zaten o yüzden aklıma geldi. Evet evet. Merkezi. Burası daha farklı iyi. Farklı bir yol olsun. Yani öyle arkadaşlar. Bir de şeyden de bahsedecektim aslında video uzun olmasın aslında şey yapalım da. Yok kısaca bahsedebilirsin. Ya bu sanayideki ustalar hep bir beni kandırıyormuş gibime geliyor. Yani. Sana da öyle oluyor mu? Her zaman öyle oluyor. Onun tadı orada zaten. Hep bir kazıklanıyormuşsun. Bir de yaşımız ve aracımız gereği pek ilgi de görmüyoruz. Sen de mutlaka yaşamışsın. Evet, evet. Yani ben adam yerine bak, koymuyorlar. Camlar bozuldu. Camların evet. Otomatiği bozuldu. Hatırladım evet evet hatırladım. Kaç yaşında yani 13-14 belki 15 yaşında çocuk gönderdi bana. O yaptı bayağı bir uğraştı yapamadı. Ondan sonra sağ taraftaki kapının kilidini kırdı çocuk. Peki açıklaması ne oldu kilit kırılınca? Onu da o şiveyle istersen. Abi bunlar kırılıyor. Abi bunlar kırılıyor. Hadi canım ya. Ben bastırsam o da kırılır yani. Yani bastırsan kırılır. Her şey kırılır biraz bastırırsan. Tabii ki tabii ki. Kalp de kırılır. Gereksiz. Gereksiz. Çok gereksizdi kardeşim. Ondan sonra bir tane Porsche geldi arkadaşlar. Evet. Usta koşarak gitti. Buyur abicim diye. Abi bir çay içi. Hemen yani aracını tamir ya, etti yani. Ben de buna benzer bir şeyi oto yıkamacı da yaşamıştım. Hatta sana anlattım. Ben oto yıkamacının önüne gittim. Arabam normal kendim beni gördüler yani. Aracımdan indim işte gittim selam verdim. Abi dedim işte kaç kişi var hani ne kadar sürer falan. Cevap verdiler normal. Benim hemen ardıma bir tane Mercedes geldi. Adamlar direkt koştu. Adamın kapısını açtı. Adamın kapısını abi, açtı. Abi hoş geldin. Buyur abi. Sıra var mı diyor. Yok abi ne sırası. Yarım saate çıkar aracı. Yazıklar olsun. Gerçekten abi işte bir çay içirelim. Olsun. Şöyle yapalım. Ve ben de oradan garip garip izledim. Yazıklar olsun. Peki ondan daha fazla para alacaklar değil mi? Ya muhtemelen ne biliyor musun? O bahşiş verecek onlara güya. Halbuki bak Allah var. Bunu da burada söyleyeyim. Ben oraya yıkamaya gittiğimde bahşiş niyetiyle gitmiştim biliyor musun? Ciddi misin? Şöyle 50 liraydı. Pardon 40 liraydı. Benim 50 TL'm vardı yanımda. Dedim ki ya kalan 10 lirayı da kendi kendime. 10 lirayı da bırakırım. Bahşiş olsun. Ama sırf o hareketi yaptıkları için vazgeçtim. İyi bahşiş yapmışsın. Bırakmadım. İyi yapmışsın. Sırf, iyi sırf yapmışsın. Öyle yaptıkları için Kadir. Başka hiçbir sebebi yok. İnsan seçiyorlar ya. Tabii canım ya. Sen hangi akla insan ya seçiyorsun? Adamlar artık şey olmuş böyle. Nasıl desem. Doymuşlar yani. Paraya aynen, doymuşlar. Aynen işe doymuşlar. İş yapmak istemiyorlar. Özellikle sanayidekiler. İş yapmak istemiyor adam yani. Çok da umurunda değil. Bir müşteri kaybetse hiç umurunda değil hatta. Bence de. Özellikle sanayide. Evet. Ya adamlarda çünkü şöyle bir mantık var. Kardeşim bana muhtaçsın. İstesen de istemesen de gelip bana yaptıracaksın. Geçen onun rahatlığı var. Şey biliyorsun sen sanayiye gitmiştin. Bu şeye baktırdım. Rot ayarına baktırdım. Evet, evet hatırladım gayet onu. Gayet normal dedi. Sonra? Ondan sonra direksiyonu düzelttim. Direksiyonu çok iyi düzeltememiş yani. O anda da ben de pek fazla dikkat edemedim. Yani orada paranı alıyorsun. Neden işini düzgün yapmıyorsun mesela? Direksiyonu daha da düz yapabilirdi. Yani düz yapabilirdi ama yapmamış yani. Öyle.
Ya böyle hikaye İçimizde, çok. İçimizi döküyoruz. Şu an öyle oldu. Zaten selam versen sanayiye bir şey, bir arıza çıkıyor yani. Olmayan bir şey de çıkıyor arabada. Evet evet, zaten bana şeyi yazdı böyle not defterine. Arızaları, ön takımdaki arızaları yazdı. Ya çok bir arızası yok ama yaza kadar idare eder. Bu arada buradan aşağı iniyorum. Aynı eski yol usulü. Ha, düz git istiyorsan. Tamam, nasıl istiyorsan kardeşim. Düz git. Videoyu da yavaştan kapatalım. Evet. İstersen kapatalım bence. Evet, kapatalım yani. Evet, umarım arkadaşlar, keyifli olmuştur. Keyifli sizin olmuştur için. İnşallah. Güzel böyle. Çünkü bizim biz için de biraz daha farklı oldu. Çünkü biraz dış çekim yaptık. Kendi yüzümüzü de gösterdik. Biraz heyecanımızı atmaya çalışıyoruz. Yani bu işi de gerçekten hakkını vererek yapmak istiyoruz. Sinema filmlerini çektikten sonra galalarda şey derler ya, işte biz çekerken çok eğlendik. Evet arkadaşlar, biz çekerken gayet umarım güzel oldu. Umarım siz de eğlenirsiniz. Şu an öyle söylemek istedim. Evet arkadaşlar, o zaman kapatalım. Evet, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, bay bay.